Merhabalar. Bu videoda Winchill Package'dan bahsedeceğim. Winchill'de paket oluşturma. Yani dataları dışarıya alma aslında. Winchill, siz sisteme dosya yüklediğinizde onu bir sunucuya aktarıyor ve orada şifreliyor. Aslında tamamen güvenli bir ortamda tutuyor. Ve eğer yetkiniz yoksa, örneğin ben bir product'ın altına geldim. Buradan document'a geldim. İşte R&D'ye geldim. Burada bir doküman var mı? Tabii bilmiyorum. Yok. CAD'e gelelim. Buradaki tasarım datalarını normal şartlarda istediğim gibi indiremiyorum. Ya Creo'm olması lazım, Creo'da açma yetkimin olması lazım. O şekilde açacağım. Bu mesela şu şekilde üste çıktığımda bir tıraş makinesi datası. Ben bunu komple dışarıya alamıyorum ya da herhangi bir kullanıcı data aslında güvenli bir ortamda. Yetkim varsa alabilirim. Ya da paket oluşma yetkim varsa hiç Creo olmadan da ben bu datayı dışarıya alabilirim. Şimdi bunu nasıl yaptığımızdan bahsedeyim. Önce datayı buluyorum. Yani bilgiye browse'da ulaştım. Daha sonra bunun üst montajlarına çıktım. Daha sonra bunun bilgi sayfasına gidiyorum. Actions'dan add to package'a geliyorum. Add to package dediğimde bana yeni bir paket ismi soruyor. Hangi paketi oluşturacaksın? Diyorum ki test package. Ya da genelde teknik veri paketi diyorsunuz ya. Teknik veri paketi. Technical data package. Daha sonra next dedim. Finish dedim. Bir paket oluşturdu buraya. Ve altında şu an outside shell ASM dosyasını attı. Ama bu otomatik olarak alt parçalarını da toplayacak. Bu toplamayı şuradan preview collection'da görebilirsiniz. Emin olmak için. Bu şu anda paketin içinde tüm CAD datalarını bu şekilde topluyor. Okey dedim. Oluştur dedim. Şu anda bir paket oluştu. Bunu nerede görebilirim? Bu gene ana sayfanın bir fonksiyonu. Home sayfama gittiğimde package'lar var. Eğer bu package burada yoksa customize'dan package'ı getirebilirsiniz. Package geldi. Şimdi package'da oluşturduğum paketi görüyorum. Bu pakete tıkladığımda ben bunu dışarıya almak için birkaç işlem daha yapmam gerekiyor. Paketin içeriğini burada görüyorum. Bu paketin içine yeni objeler ekleyebilirim, objeler çıkarabilirim. Ama en son emin olduğumda bunu bir delivery olarak dışarıya alabilirim. Bunu yapmak için paketin content'i tamamlandığında, her şeyi içerisine doğru dataları topladığıma emin olduktan sonra Actions'tan önce bunu kilitliyorum. Yapmam gereken adımlar bu şekilde. Paketi oluşturdum. Daha sonra paketi bulup geldim ve Actions'tan paketi kilitledim. Okey diyorum. Kilitlendi. Yanına şöyle bir kilit gelecek. Daha sonra tekrar Actions'tan New Delivery diyorum. Rastgele bir numara verecek. Next. Alıcı. Sistemden bir alıcı seçebilirim. Dışarıdan bir alıcı oluşturabilirim. Sistemden seçeyim. Search diyeyim. Tüm kullanıcıları arayacak. Alıcı diyelim. Cevahir Yıldırım olsun. Mail adresi otomatik geldi sistemden seçtiğim için. Next dedim. Sender de benim. Finish diyerek bu delivery oluşturuyorum. Bu delivery otomatik olarak paketin altındaki delivery'e geliyor. Daha sonra ben bu delivery'in içine girdiğimde de bunun attachment'ına birazdan bu zip dosyası gelecek. Ya da şöyle recent access'ten son gittiğim dokümanlardan pakete geldiğimde bu delivery'de az sonra şurada bir zip ikonu göreceğim. Bu şu anda oluşturuyor. 70 tane data olduğu için onu zipliyor. Bu oluştuktan sonra buradan o zip dosyasını tıklayarak zip içerisinde ASM PRT dosyalarımı indirebiliyor olacağım.